Selamlar, ebedi alime hazırlanacağımız, hayırda takvada yarışacağımız güzel bir günümüz. Allah'ın izniyle bugün de ayrı bir hayatı, ayrı bir ömrü dost doğru bir şekilde yaşamaya çalışacağız. Yüce Rabbimizin bizlere verdiği şu sağlığı, sıhhati, huzuru, mutluluğu, onun rızasına uygun bir şekilde harcamaya çalışıyoruz. Bakın, yaşadığımız şu kısacık ömürde, şu mükemmel kainatı yaratan Yüce Rabbimiz ve onun rızasını uygun yaşamak hepimiz için daha hayırlısıdır. Umarız insanlar düşünürler. Şu verilen mükemmel beden nimetinin, şu emanetin farkında olarak ve Yüce Rabbinin rızasını gözeterek yaşarlar. Zaman hızla akıp gidiyor. İnsanların yapacağı en önemli konular Yüce Allah'ın hükmüne göre bir hayatı sürmektir. Allah'a şükür biz her günümüzü ayrı bir hayat, ayrı bir ömür olarak görerek ve Yüce Allah'ın hükümlerini her şeyin üstünde tutarak yaşamaya çalışıyoruz. Bizlere şah damarımızdan yakın her anımızı görüyor Yüce Rabbimiz. Ve biz her anımızı Kadir Gecesi gibi yaşamaya çalışıyoruz. O kadar ciddi, o kadar dosdoğru. Zerre kadar bir harama, batıla, günaha bulaşmadan hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Yüce Allah'ın takdiridir. Elimizden geleni bu konuda yapmaya çalışıyoruz. İnşallah Yüce Rabbimizin hem bu dünyada hem ahirette muvaffak eylediği kullarından olmaya çalışacağız. O kadar ciddi yaşıyoruz ki bizim için her gün çok önemlidir. Her an çok önemlidir. Çünkü hepsinin bir hesabı olacak. Bakın şu esen rüzgarın, gördüğünüz göremediğiniz her şeyin Rabbi Yüce Rabbimiz bizleri şu dünyaya kulluk için göndermiştir. Yani her şeyden önemlisi kulluğunuzu düşünün. Bugün kulluğu için, yani Yüce Rabbinin hükümlerinin dışında yaşayanlar kaybedecek olanlardır. Siz bunlardan olmayın. Çünkü o hesabın mükemmel olduğunu herkes düşünmek durumundadır. Herkes o hesaba çekilecek. Kimse bu dünyada istediği kadar yaşayamaz. Ya da istediği her şeyi elde edemez. Şu dünya düzeni batıl, harami bir düzen olsa dahi siz hakkın yolundaydın. Geçmişten günümüze geleceğe ne yazık ki şeytani kurallarla, haram batıl konularla insanlar hayatını devam ettiriyorlar. Şeytana uymayı marifet zanneden sayısızca çevrenizde görebileceğiniz üzere kafir, münafık, müşrik var. İstiyoruz ki siz bunlardan olmayın. Çünkü o hesabın mükemmelliğini herkes düşünmelidir. O kadar mükemmel ki yani hayal edemezsiniz. Bu nedenle her anınızın değerini çok iyi bilmeniz gerekir. Yüce Rabbimiz bizlere nasıl yaşamamız gerektiğini söylüyor Hakkelam Kur'an-ı Kerim'de. Her gün 5 vakit namazın farz olduğunu ve her anını dosdoğru yaşaman gerektiğini sana söylüyor. Şu dünyaya sen her şeyden önemlisi kulluğunu dosdoğru bir şekilde yapmak için geldin. Diğer konulara takılıp da şu dünyanın masal hikayeleriyle ne yazık ki hayatını mahvetme. İnsanları her zaman uyaracağız ama insan içinde olacak. Benim söylememle, onların anne babasının söylemesiyle ya da başkalarıyla olmaz bu iş. İnsanın kendisini düşünmesi lazım. Çünkü insana Yüce Allah'ın verdiği bir nimet, akıl, irade vardır. İnsanı değerli kılan da Yüce Allah'ın hükmüne göre yaşamasıdır. Bu kadar net. Yaşamayanlar da hem şu dünyada hem ebedi alemde helak olacak olanlardır. İstiyoruz ki biz onları o azap girdabından kurtaralım. Yüce Allah'ın hükmüne uygun yaşamalarına vesile olalım ama insanın içinde olacak. Kendisi düşünecek kulluğunu. Şu verilen mükemmel beden nimetini Yüce Allah'ın hükümlerine göre yaşayacak. Zerre kadar bir harama batıla bulaşmayacak ki muvaffak olsun. Ama insanlar şu dünyada elde ettiği zenginlikler, makamlar, mevkiler onları muvaffak ettiğini zannediyor. Bakın zannediyor diyorum çünkü bunlar haramda batılda yarışan cahiller. Şu şeytani düzenin makamını elde etsen ne olur? Şu şeytani düzene uyup zengin olsan ne olur? Siz bu kafir münafık müşriklerden olmayın. Bunlar haram batıl ehlidir çok net. Bakın Yüce Allah'ın hükmü var önümüzde. Nasıl yaşamamız gerektiğini, nasıl bir dünya düzeni olması gerektiğini bizlere söylüyor. Yani Hakk'a dair, Yüce Allah'ın kelamı, Hak kelam Kur'an-ı Kerim'e dair yaşamamız gerekirken insanlar şu dünyanın
batıl harami kanunlarıyla kendini rezil rüsva ediyorlar. Siz bu cahillerden olmayın. Çünkü aşırı fazla var. Her gün 5 vakit namazı yapmadıktan sonra, seni yaratan Yüce Rabbinin rızasını gün yaşamadıktan sonra ne anlamı var yaşamanın? Bu nedenle insanlar düşünmelidir. İnşallah her zaman Yüce Rabbimizin rızasını gün yaşayıp onun en sevdiği, en razı olduğu kullardan olmaya çalışacağız diyorum. Hoşçakalın.